sonuçta gözüküyor bu konuşmalarımız. Tam belki. Başlamadan önce neler konuştuğumuzu herkesin bilmesini ister miyiz? Evet. Ne? Gelmenizi bekliyoruz. Merhaba, teşekkür ederiz Elif. Hoş geldiniz. Selam, Zinet. Biraz geç kaldık. Evi karınca basmış da birazcık. O yüzden. Artık buraya kadar nasıl çıkıyorlar yani? Kaçıncı kattayız? Anlamadım. Onlar hep varlar karıncalar zaten. Duvarın arkasında mı yaşıyorlar? Duvarın arkasına saklanıyorlar böyle. Biz gidince öç diye çıkıyorlar. Karıncalar, karıncalar. Bir hangi hayvanı ters çevirince direkt uyumaya başlar biliyor musun? Biliyorum. Hangisi? Tabii. Gerekli bilgiler. Gerekli bilgiler diye yayın mı yapsak? Yani öyle bir şey yapsak nasıl olur? Bunu biliyor muydunuz? Değil mi? Oyun oynadık da. Türksel TV'de mi? Ay, reklam yapma. Ha, pardon, evet. Bir yerde. Artık çok geç yaptım yani. İşte orada bir gelişmesi sorusu vardı. Hangi hayvanı ters çevirince direkt uyur? Kaplumbağa. Biz kaplumbağa sandık. Tavuk ve tavşan. Tavukmuş. Yani bahçesinde tavuğu olan deneyebilir mi? Çok merak ediyorum. Gerçekten. Ben köye gideyim deneyeceğim. Bir de tavuğu ters çevir yatıracağım. Bugün direkt uyuyacağım. Şaka bir yana. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Güzel bir karantina günü geçiriyorsunuzdur. Çalışanlar için inşallah güzel geçiyordur günleri. Artık ne kadar güzel geçebilirse hastası olanlara şifa diliyoruz. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bugün ilişkimizle ilgili ve ilişkilerle ilgili genel olarak konuşacağız. Hepinizin merak ettiği sorular aslında. İlişki dediğimizde her şeyle olan ilişkimizi kastediyoruz biz. Ama tabii daha çok insanlar romantik ilişkilerini eforsuzlaştırmak istiyorlar. Ve kendileriyle, çocuklarıyla, anne babalarıyla, en çok değer verdikleri insanlarla ilişkilerini eforsuzlaştırmak istiyorlar. Ya da maddiyatla, bir de sağlıkla. En çok bu üç konu geliyor aslında. Aşk, para ve sağlık. Bu üç konu daha çok insanların ilgisini çekiyor. İnsan olmanın da zaten temel kaideleri bu üçünün etrafında dönüyor sürekli. İster spiritüel, ister fiziksel, ne derseniz yani her dünyada bu şekilde ilerliyor. Bunlar normal kaygılarımız yani günlük hayattaki hepimizin dönem dönem içinden geçtiği kaygılar olabiliyor. Ama biz eforsuzlaşmak derken aslında ilk önce neyi kastediyoruz biraz ondan bahsedelim istiyorum ben. Enes benimle 2020 yılında tanıştıktan sonra, yani geçen sene buraya taşındığımın hemen akabinde birkaç ay sonra ben aslında bir eforsuzlaşma sürecindeydim. Kendi ilişkilerimle, diğer insanlarla olan ilişkilerimle eforsuzlaşma sürecindeydim. İşte Enes'le tanıştıktan sonra o da bu prensipleri dinlemeye başladıktan sonra aslında kendisi de eforsuzlaşma sürecine bayağı hızlı bir şekilde onu bekliyormuşum galiba. Giriş yaptı. Aslında tabii geçmişi var ama bir 6 ay kadar falan bizim arkadaşlarımız sürdü ama o süreçte pek bir şey olmamış gibi görünüyor ama aslında hep var olan bir sürecin devamı oldu. Biraz aslında ben senden dinlemek istiyorum bu eforsuzlaşma sürecini. Senin için mesela sen nasıl tanımlıyorsun? Çünkü sen farklı kelimelerle tanımlayabiliyorsun. Evet. Benim tanımlamam... Ya da deneyimin nasıldı mesela? Hani o ilk uyanış yani o farkındalığın prensiplerle gördüğün şeyden sonra bugüne kadar mesela geçen sene Haziran'dan bu sene neredeyse Haziran olacak. Yani bir sene bir süreç. Yakın bir süre geçti. Hatta senin hem
Bunu şu anda burada sormanın sebeplerinden bir tanesi de geçen sorduğun soruya cevap arıyor olman olabilir. Hangisi? Neler değişti diye sormuştum. Evet. Çaktırmadan burada sorusun cevabını almak istiyorum. Hayır ya. cevap vermek istemiyorum falan diyormuşum. Evet, neler dedi gerçekten merak ediyorum. Bence insanlar da merak ediyorlar çünkü uzun süredir takip edenler var. Evet, yani şöyle bir şey tabii ki. Hep anlatıyorum, her defasında da söylüyorum bunu. Bir farklılık oluyor. Yani hani böyle hiç bilmediğim bir şey ve hiçbir şekilde anlayabileceğimi düşünmediğim bir şey ortaya çıkıyor bir anda. Anladın mı? Hani bu imkansız gibi gözüken bir şey. Diyorsun, biri geliyor diyor ki hayatın çok güzel olabilir. Nasıl? İşte şunları dinleyip kendini özgür bir bırakacaksın. Hayatın çok güzel olacak. Bir adam varmış, ölmüş gitmiş gelmiş, onu görmüş, bunu görmüş, her şeyi anlatıyor, her şey mükemmel olacak, şak şak falan. Şimdi böyle bunları ilk duyduğunda böyle hep şeydim falandım ama çok saçmaydı. Bir anlık bir açıklık, yani ben de o aslında şeyi vermedim ama bir anlık bir açıklıktan geldi. Sen bu üç prensibi anlattın ya bana, bu Snebanks'in hikayesini anlattıktan sonra. Dediğim gibi bende bir böyle ruhsal olarak bir gevşeme başladı. Şimdi onu zaten çok sık anlattım. Bu güne kadar da değişen neler var? Fiziksel olarak, işte duygusal olarak ve hayata bakış tarzı olarak. Bir kere artık böyle gereksiz konuşmalar, gereksiz çabalar, yani eforlu olan hiçbir şeye tercih etmiyorum. Yani bu nasıl bir şey? Daha önce çok karışırdım böyle insanlara. Hani çevremdeki insanlara da, hiç tanımadığım bir insanlara bir şey olur, hemen zihnim çözüm üretir. Onların ne yaşadığını bilmeden kendimi çözümleri söyler. Böyle ortada tabiri caizse mal gibi kaldığım zamanlar çok olurdu. Hani sanki çok biliyormuşum gibi her şeye karışıp onları çözmeye çalışmaktı. Mesela onun farkına vardım. Mesela çok konuşmuyorum, kimsenin işine karışmıyorum, kimseye müdahil olmuyorum. Kendi bilgeliğimi kendime saklıyorum. Yani çok böyle insanlara karışıp onların hayatlarını değiştirmeye ya da yani bir şey yapmaya çalışmıyorum. Fiziksel olarak kilo almaya başladım. Alamıyor muydum? Yani alamıyordum şöyle. Alkol ve sigara faktörleri de vardı. Şu anda merak edenler için söylüyorum. Sigarayı da yani 15 günden beri tüketmiyoruz. Yani nasipse tam anlamıyla o da hayatımızdan çıkacak. Yani fiziksel olarak olgunlaşma oldu. Yani şöyle, ben bir noktadaydım. Atıyorum çocuk ruhluyum, yine çocuk ruhluyum. Ve hayatım sonuna kadar da öyle devam edeceğim. 60 yaşında da 70 yaşında da öyle gidecek ama bunu hiç yaşımın verdiği olgunluk vardı ama onu hiç göstermiyordum. Yine ne yaşında olursam olayım hep bir çocukluğu gösteriyorum. Şimdi olgunluğumun da farkına vardım. Onu kullanıyorum. Yani çok böyle artık İçinden geleni yapıyorsun tabii, gibi. Tabii. Yani içimden geleni yapıyorum ve çok böyle cıvık, lakayt ya da nasıl diyeyim sana öyle. Çok şımarık artık davranmıyorum. Yine o içimde o şey var ama o zaman onu tercih ediyordum. Şimdi böyle daha da böyle bir oturaklı, daha da böyle bir ayakları yere basan bir insan olarak hayatıma devam ediyorum. Mesela şöyle bir soru geliyor aklıma o zaman. Hani bu mesela yaşın verdiği bir şey de olabilir diye düşünebilir insanlar. Ya da işte bu olgunluk zaten yaşta gelen bir şey falan. Öyle bir olgunluk. Hayır, öyle bir olgunluk değil yani. Sen şimdi, sen de olgundun. Sen çocuklaşmaya başladın mesela bence. Evet. Benimle birlikte. Anladın mı? Yani bu yaşla alakalı bir şey değil. Bu yani nasıl diyeyim sana? İçinde durduğun noktayla alakalı. Yani şimdi isim ve şey yapmak istemiyorum. Benim yakınlarımda var. Benden 10 yaş büyük, 15 yaş büyük ama benden daha da böyle çocuk hali ve hareketleri olan insanlar var. Yani bu yaştan ziyade durduğumuz noktayla alakalı. Yani o yönüm yine sabit zaten. Hı hı. Çocuksu yönüm yine sabit. Ama ben artık bu tarafı seçiyorum. Ya ben 15 yaşında da olsam, 16 yaşında da olsam bunu görsem bunu seçip devam ediyorum. Böyle insanlar da var, böyle çocuklar da var. Yani 16-17 yaşında diyorsun ki 30 yaşında adam gibi konuşma ya benimle falan. Hani böyle. O olgunluk tarafını seçip devam edenler de var. Bu da bir tercih yani. Ben de onu fark ettim. Onu uygulamaya başladım. Ve hayatım çok 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 eforsuzlaştı. Ben nasıl eforsuzlaştı? Şey. Ben bunu hiç inanamıyorum. Yani bunu nasıl anlatabilirim? Nasıl bir efor vardı? Nasıl eforsuzlaştı? Ya çok görüyordum kendimi. Hani diyordum ya sana, bir şeyler anında o gün bitmek zorunda. Bir şeye el attıysam o kesinlikle olmak zorunda. Bir şey isteniyorsa onu kesinlikle yapmak zorundayım. İşte bir yere gidilecekse böyle bütün ince ayrıntılarına kadar tatil planı yapıyorum. Tatilde 10 gün boyunca nerelere gideceğimize her gün tek tek böyle gitmeden manyak gibi yazardım. Yani ben işte yurt dışına gitmeden önce bir şey yaptım. 20 günlük bir plan yaptım. Akıllara da her dakika ne yapacağım yazdım ama hiçbir tanesi de olmadı. Yani böyle en basit örnekleri bunlar. Yani çok aşırı derecede yoruyordum kendimi. Ha, bunlar o an bana yorgunluk vermiyordu. Keyif alarak yaptım düşünüyorum ama
şu anı tattıktan sonra diyorum ki ne kadar çok yormuşum kendimi. Çünkü zihin o kadar çok çalışıyor ki orada. Zihin sürekli bir şey üretiyor ve hep düşüncede kalıyorum. Anda kalamıyorum. Uçağa biniyorum, gidiyorum. Bak şimdi şu saatte inmem lazım ki uçak rötar yapması ki şu ilk günümün planını gerçekleştireyim. Tatilin bir anlamı kalmıyor. Hep sadece o plana sadık kalmak kalıyor. Bütün yani hayatında da böyle miydi mesela? Planlar mıydın her şeyi? %90'ını planlardı. %10'da spontane gelişirdi yani. O da spontane de yani anlık planlamalar yapardım yine onda. Yani bir arkadaş çevremde bir şey olacak. Hadi yani bir yere gidecek. Tamam hemen uyar giderdim ama uyuyorum. Okey dedikten sonra yine düşünceler başlardı. Yani saat kaç şu saatte? Saat 2 İstanbul'a gideceğiz. 1,5 saat orada oluruz. Üsküdar'da bir çay içsek. Gece 5'te döneriz. Yani bir saat takılmış oluruz. Gelir yatarız uyuruz. Sabah şunu yaparız. Yine o anlık planlarda bile hep böyle... Öyle mi oluyordu peki? Haralara oldu. Tabii ki oluyordu. Çünkü oluyordu. Onu istiyordum. O oluyordu. Ve olmadı, iyi mi ya, oluyordu? Yani, iyi mi derken yani... Yani şimdikiyle kıyasladığında onu yok, mu tercih edersin? Tabii ki. O an yap. O zaman şu vardı. Her şeyi dakika yapıyordum ama anda kalamıyordum. Yaşadıklarımdan hiç keyif almıyordum. Yani alıyormuşum gibi ama değil. Koştur koştur bir şey. Yani... Ebeveyn gibi oluyorsun. Ha, çocuklar bir şey istiyor, götürüyorsun, geliyorsun ama sen hiçbir şey yaşamıyorsun. Sen çocuklar yaşıyor. Ben orada zihinsel olarak ve duygusal olarak aslında hiçbir şey yaşamıyorum. Zihnime yaşatıyorsun gibi sanki. Zihnime şey hazır oldum. Hadi, hadi Enes, hadi Enes. Bak tam oturunca hadi kalkma. Hep böyle bir hadi. De olduğu için o anda hiçbir şey çıkartamıyorum. Şimdi plan yapsam da yapmasam da şu anda da plan yapıyorum ama o planlar böyle artık beni yoran planlar değil. Mesela, kafada yaşamıyorum. Yani. Şey geldi aklıma geçen zaman. Terlik giydin ilk defa hayatında. Evet. Allah'ım sen borsuzlar. Evet tabii. Hayatım boyunca hiç terlik giymemiştim mesela. Çok saçma. Yani terlik giymemiştim de terlik giyiyordum. Ama böyle terlik giyip dışarıya çıkıp ancak yazlık yerlerde parmak terlikle sahile giderdim. Yani ya da çok böyle yakın yerlere gideceksem günlük hayatımı hiçbir şekilde terlikle geçirmem. Geçiremem. Sakarya'da bile. Sakarya'da. Zaten geçirmez. Neden? Çünkü bizim bir ağırlığımız var. Nasıl mesela oldu bu terlik gibi macera? Terlik aldım giydim. Çok eforsuz yani. Hayır alamadım ki çok uzun sürdü ama. Çok uzun sürdü. Reddettim tedaviyi. Ya çünkü alışık olmadığımız şeyler var yani. Alışık bünyemizin ve de yaşantımızın alışık olmadığı şeyleri bir anda değiştirmek çok kolay olmuyor. Çünkü mesela ben tişört giymeye de daha yeni başladım. Şort giymeye de daha yeni başladım günlük rutinimde. Çünkü benim yaşadığım hayat tarzı beni o an mutlu eden şeydi. Yani ben yazın bile gömlek, pantolon, ayağıma böyle spor klasik tarzı bir yani klasik giyindim ama daha mutlu oluyordum mesela. Evet, kendimi çünkü onun içerisinde daha rahat hissediyordum. Yazın içerisinde böyle terliyordum, bir gömlekler giyiyordum. Her tarafım ter ama yani hala çok mutluyum. Merhaba diyorum oysa korkmayın. Anladın mı ya? Tabii o kadar olmuyordu. Belki de oluyordu. Onun içerisindeki insanlara sormak lazım. Ama yani yazın gömlek giymek bir cesaret ister şimdi artık. Onu fark edeyim. Yani yazın çok çok zor gömlek giymem. Yani efil efil böyle teril teril bir şey olması lazım ki giyeyim. Adım peki ya. O süreç mesela hani o terliği ilk almaya bakmaya başladığımız sonra bir rahatsız olmaların falan. Hani, o süreci biraz paylaşır mısın mesela? Çünkü o yeniden başlaşma sürecinde yeniden eforsuzlaşma sürecinde yani doğana dönme sürecinde sağduyulu olanı yapmaya başlıyorsun. Hani sıcak terlik giyilir. Hani sağduyulu her insan bunu yapar yani aslında sıcak baktığında. Bir yerde. Ama mesela hani o süreçte zorlanmalarını falan anlatmış mısın? Sen gidiyorduk, bakıyorduk, geliyorduk. İçinde ne yaşıyordun? Yani sıcakta terlik giyecek diye bir şey yok bence. Denizde de gülünmez gibi. Ya ama sonuçta sıcak yani. Ama, ve terliyorsun. Tamam. Ayakların terliyor. Benim... Of çok terledim. Hayır. Keşke benim de işte senin gibi açık ayakkabın olsa falan demiştim. Ya bana. Dedim ama ben biliyorum çünkü. Ya, keşke giyebilsem diyordum hatta. Evet, evet keşke giyebilsem. Keşke giyebilsem ben de senin gibi terlik sandalyesi olsun. Aslında giyebilirim ama yani artık benim... Yaşantım, zihnim, karakterim o kadar böyle netleşmiş ki kendimce. Terlik ya Enes sen terlik giyemezsin. Sen kim terlik giyemezsin? Evren sana yasaklamış terlik giymeyi. Sen lügatında öyle bir şey terlik giyemezsin gibi bir şeyle ilerledim herhalde yani. Tam da bilmiyorum. Evet. Ve terlik bakmaya gidiyoruz. Beğendiğim terlik var. Ama ya ben bunu giyerim ama diyorum ya istemiyorum diyorum. Mesela beğendim. Evet. Ama... Ya çok böyle ortada geri yani... Beş kere böyle gidip kendimizi hatırlıyor musun? Gidiyoruz alamıyoruz yani. Geliyoruz. Gidiyoruz alamıyoruz. Tam alacağız. Alıyoruz geliyoruz falan. Sonra son bir anda tık diye aldık. Tekirdağ'da. Evet Tekirdağ mecbur kaldık. Mecbur kaldık. Ay küçük bir tatil gibi bir şey oldu yani. Hem ziyaret hem tatil gibi bir sürü... Ama kendin istedin tabii, bu sefer. Tabii bir sürü ayakkabı götürmüşüm. Terliğim yok.
Hayatım herkes terlik giyiyor. Tamam, çevrendeki herkeslerin bir tane terliği de artık olsun. Orada aldık. Şu anda hala burada. Terlikle geldim. Ve takar gibi giyebiliyorsun onu mesela. Giydin ya, yani devamında. Evde de giyerim. Terlik rahatlık bir şey. Ama ne kadar kendimizi kalıba sokuyorsam ben onu yapamam. Ben bunu yapamam. Ben bunu giyemem. Ben böyle olamam. Yani hiçbir tanesi gerçek değil. Ya böyle bir şey yok. Yani işin özün hani kavratmak gerekirse, tam anlatmak gerekirse hani bu bana yakışmaz, bu bana olmaz. Ben bunu giyemem, ben buraya gidemem, ben şunu yapamam. Yani bunun 50 bin tane farklı varyansını dizin. Ya kendinize hakaret etmiş oluyorsunuz. Yani kendinizi beceriksiz görmüş oluyorsunuz. Yani kendinizi yeterli görmüyor oluyorsunuz. Yani bu da bir insanın kendine yapabileceği en kötü şeydir. Hani başkası tarafından denilse tamam ama insan kendi kendine ben başarısızım, ben bunu beceremem, ben bunu giyemem, bu bana yakışmaz. Kendini kötü hissetmek için bir şey yapar mı? Aksine iyi hissetmek için. Yani akışa bırakmak lazım. Giymem gerekiyorsa giyerim. O anda giymeme gerekiyorsa giymem. Tarzım var. Tarzım her an değişebilir. Nasılsa, nasıl ki dünya üzerinde her sene moda değişiyorsa, bundan 5 sene önce bol paça pantolon meşhursa, şimdi dar paça, işte seneye artık ne olacağı belli değil, değişiyorsa ve biz ona adapte olabiliyorsak, tarzımız da öyle. Yani değişebilir. Bir şeyleri böyle sıkı sıkıya bağlı kalmamak lazım. Yani şey, onları evren sana yasaklamışlar. Evren kimseye hiçbir şey yasaklamıyor. Yani. Anladınız mı? Evet, inançlar. Evet, yani inançlarımız, düşünceler. Yani. O inançlardan kurtulmak lazım. Çünkü bu noktalarda bunlar esnek şeyler. Yani esnek tarifeli şeyler. Sadece kundura gideceksin diye bir kaydı yok. Sadece terlik gideceksin diye bir kaydı yok. Bütün dünyayı açın. Gözümüzü açın. Gözünüze ne hoş geliyor, sağ olabilirsiniz. Peki, eforsaçma sürecinde gitti, sigara gitti, alkol gitti, terlik geldi. Başka neler oldu? Rahatladın, şort giymeye başladın, rahat bir insana dönüştün. Yani kendine eziyet etmiyorsun, plan yapmıyorsun, plansız yaşıyorsun. Ya, işin şakası tabii, şaka yapmayacağım artık. Biraz ciddi. Her şeyde şaka yapıyorum çünkü. Yani gerçekten rahatladım yani. Rahatladığımı hissediyorum. Yine aklımda düşünceler var. Hayatı yaşarken tabii ki de ister istemez bazı sorumluluklar, bazı zorunluluklar, işte bazı yapılması gerekenler gerçekten var. Hani yaşamımızı idare edebilmek için. Böyle dur, her şey sana gelsin. Olmuyor. Çabalamak, çalışmak, hak etmek diye bir kavram da var. Şimdi bazen o düşünceler geliyor ama %80 böyle, %70, %80 bareminde hayatım böyle artık gerçekten rahatladı. Çünkü mesela ya eskiden tamam böyle, yani bunları anlattığımda anlaşılır oluyor mu bilmiyorum ama böyle çok zayıftım bir de mesela da var. Yani ya o tabii fiziksel bir değişim. O sigaranın olmamasıyla da alakalı bir şey hayatımda ama. Güzel bir şey bence ama, çok aşırı zayıftım. Yani düşüncede olmamak, onu gerçekten böyle bir şeye kapılıp gitmemek, 10 saat sonrasını, 20 saat sonrasını düşünmemek çok 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 muazzam bir şey. Hani bu ilk bana anlatıldığında çok saçma ve çok yaşanılabilecek bir hayat gibi gelmedi. Çünkü 5 dakika sonra ya da 1 saat sonra planı yapmadan yaşayamam. Plan her şeydir benim için. Plan olmazsa o günü ben nasıl devam ettireceğim? Çünkü her şeyin düzenli olacak ki ben düzenli bir şekilde ilerleyeyim. Ondan kurtuldum. Çok çok daha rahatım. Çünkü olması gereken zaten zamanında oluyor. Yani çok değişik bir hal aldı. Eforsuzluk yani çok enteresan ve çok güzel bir şey. Yani. Bunu hani ne kadar hani anlatsam anlatamam. Sen bir seneden daha kısa bir sürede gerçekleşti. 10 ay gibi bir sürede gerçekleşti mesela. Ki bu kadar mesela kısa bir süre bence hayatın tümüne baktığında. İnsanlar 50-60 sene sigara içiyorlar, alkol hiç bırakmayanlar var. İşte ne bileyim türü türü insan var yani. Hiç terlik yemeyen insanlar var. Öyle ölen mesela gibi. Bunlar tabii de verdiğimiz minik minik örnekler yani aslında işin. Asıl kısmı Enes'in kendi içine rahatlaması, kendi potansiyeline rahatlaması, yani, kendi ruhuna rahatlaması, hayata rahatlaması, kendine eziyet etmeyi mümkün mertebe bırakması, zihninin ona eziyet etmesini mümkün mertebe bırakması. Efor saçma süreci bu tarz bir süreç. Şunu söylemek yani, istiyorum ben. İlişkilerle konumuz bir de. Tamam evet. Sen söyle. Yani bu eforsuzlaşma hani biz burada anlatıyoruz ya mesela biri anlasın dinlesem ilk etapta ya hadi ben hemen olur mu acaba? Ya bunu bir kalıba sıkıştırmamak lazım. Yani bunu biz anlatıyoruz. Bu benim deneyimim. Seninkinde aynı şey olacak diye bir kaydı yok ve aynı zaman içerisinde olacak diye bir şey diyor. Yani bu senin ne kadar açık olmanla alakalı bir şey. Yani burada ben şöyle algılayayım ilk başta. Ha, bu ilaç gibi bir şey. Bir çözüm veya buldum ben bunu kesin hemen bir şu kadar bir video izlesem bir hafta iyileşir miyim? Bir hafta iyileşir miyim? Hayır. Bu yani
bilgiyi böyle kafaya attım hemen olacak bir şey değil. Bu zamanla yani akışta gerçekleşebilir. Bu yeni bir yaşam biçimi. Yani bu çok önemli. Öğrenmek, yani gerçekten yaşamayı öğrenmek. Bence ben ilk başta bunu bilseydim belki daha farklı zamanda gerçekleşirdi. Ben de çok sıktım, kastım kendimi bir önce olsun, bak çok güzel bir şey var diye. Her şeyden önce bunun farkına varılması gerekiyor bence. O yani. Öğrenme sürecinin bir parçası ama. Öğrenme sürecini kabullenmek lazım. Yani evet. Orada acele etmemek lazım. Hı-hı. Yani burada Enes anlattı, Deniz anlattı. Ya evet ben gördüm ama ben yapamıyorum. Nasıl yapamam? Ben demiyorum size. Hayır. Yapıyorsun aslında. Bir yandan da yapıyorsun ama onun o kadar farkında değilsin ki yaptığın kısmı. Çünkü çok küçük bir kısım. Yani eforsuzlaşma süreci mesela hayatının %90'ı katranla kaplıysa senin diyelim. Hı-hı. Kötü bir şekilde bir hayat yaşıyorsan bunun farkında bile değilsindir çoğu zaman. Kendini eziyet ediyorsundur. Kendinle ilişkin, çevreyle ilişkin, her şeyle ilişkin eziyet halindedir. Yani hayat ve eziyet halindedir. Bu burada efor saçma sürecine girdiğin anda %1'lik bir kısım ya da %5'lik bir kısım hafiften eforsuzlaşmaya başlar. Ama o %90'ın o kadar çok farkındasındır ki hani o %5'i fark etmezsin. Bu ne ki, bu hiçbir şey. Aslında asıl olay o %5'in büyüme sürecine izin vermek ve öğrenme gerçekleşince o %5 bütün %100'ü kaplıyor. Yani ama onun farkına varmak gerekiyor burada. Tabii bu süreçte biz de öğreniyoruz hala. Her zaman öğrenme devam ediyor. Ama tabii sürece girdiğinde, gerçekten yaşamaya başladığında, eforsuz yaşam o demek. Çünkü gerçekten yaşamaya başlamak demek. Yaşamış hissetmeniz gerekiyor yani. Bu sürece girdiğinizi oradan anlıyorsunuz. Diyorsun ki evet ben yaşıyorum ya. Ondan önce yaşamıyormuşum. Ondan önce yaşamıyormuşum. Ölüyormuşum. Balık gibiymişim. Duruyormuşum. Enerji yokmuş bende yani. Varmış ama kullanamıyormuşum. Değil mi? Enerji her zaman bizde var. Var ama sen mesela çok enerjik bir insandın ben seni tanıştığımda ama yaşamıyormuşsun yani. Ama aslında. Şimdi de mesela yine çok enerjiyim ama enerjim şey kullanmıyorum. Böyle harman sarılıyorum. O zaman böyle hayır bir yerime duramadım. Çok enerjik böyle falan. Ama içler içe böyle kendim Kerem Bursin gibi hissettim şu anda kendimi. Yani öyle biraz daha böyle şey yani. Enerjiyi kullanmayı öğrendim yani. Çünkü iç görüm oydu. Bunu da ilişkilere mesela şimdi konumuz ilişkiler ya. Hı-hı. İlişkilere yansıttık bunu mesela. Mesela nasıl değişti çevrenle ilişkin? Ya da nasıl bir şeyler oldu bu süreçte? Çünkü eforsuzlaşma sürecinin kendi bir dinamiği var. Yani onun içine girdiğin anda evet gerçekten yaşamak istiyorum dediğin anda hayat senin karşına diyor ki bundan kurtulman gerekiyor ve de onlar kendiliğinden kesilip atılıyor süreçte ve bakıyorsun ki o insanlar yok olmuş, çevrende değiller artık ya da o hep kullandığın telefonla çok fazla vakit geçirmiyorsun. Allah Allah diyorsun, ben telefonla çok vakit geçiriyorum ama artık geçirmiyorum, neden acaba falan. Ya da bir işe başlayıveriyorsun birdenbire, hiç düşünmemiştim ben bu işi yapabileceğimi falan, nereden çıkıldı bu, birdenbire bir iş veriyor falan. Ya da evleniyorsun ya da birdenbire çocuğun oluyor falan. Yani bir şekilde o süreç seni götürüyor. Hayat götürmeye başlıyor yani. Sanki sen yaşamıyorsun, adeta hayat seni yaşıyor. Hayatın seni yaşamasına izin veriyorsun. O yüzden senin de hayatında bir takım gelişmeler oldu. Ben tabii bunları gözlemledim sadece dışarıdan. Hatta sana hep söyledim. Emin misin onların işte öyle olmasına izin vereceğine, emin misin bu yoldan gitmek istediğine, emin misin? Sen de hep şey diyordun. Yok ya böyle akıyor. Hani bu doğru hissettiriyor falan diyordum. Mesela nasıl yansıdı? En çok nerede görüyorsun bunu ya da anlatabilirsin, bizimle paylaşabilirsin? Hangi ilişkilerinde? o kadar tatlı bir soru soruyorsun. Hangi ilişkilerinde? O kadar eforsuzlaştırıyorsun ki. Yani çevremde, aslında çevrem hiç değişmedi. Ben durduğum noktayı değiştirdiğim için çevremdekilerde bakış açım değişti. Yani herkese, aileme, arkadaşlarıma, işte işime, sana karşı, yani dünyadaki hiç tanımadığım insanlara karşı tamamen böyle bir değişim gerçekleşti. O da benim kendi işimde olan bir şey. Yani daha önce insanlara baktığım yön buysa, şimdi tek tek onu hani anlatmayacağım. Hı hı. Şu şekilde davranım, şöyle oldu diye. Bu yönden bakıyorsan şu anda bu yönden bakıyorum. İnsanların daha farklı yönlerini görüyorum. İnsanların İşte bir de kendi enerjimi fark ettim ya içimde. Enerjimi mesela hiç kimseye vermemeyi ya da verdiğim zaman geri almayı öğrendiğim için. Hı-hı. Çevremle otomatikman ilişkim böyle çok güzel bir hal aldı. Çünkü beni yormuyorlar. Kimse yormuyor. Mesela yoramadı. İşte ama eskiden yoruyorlardı. Her şey, herkes beni yoruyordu yani. Her şey, herkes. İşte bahsediyordum ya, babaannemden tut, ailem, arkadaşlarım, işim, okulum, bilmem neler, carçut. Böyle her şey bir büyük kaosun içerisinde, ortasına beni atmışlar. Nereye dönsem hep böyle karanlık, bulut, işte
kıyamet kopuyor. Ve hep yani. Baş etmeye çalışıyor. Baş etmeye çalışıyor. Baş etme yöntemlerim vardı. Konuşmamız lazım ya da konuşmam lazım ya da bir müdahalede bulunurdu. E tabii yani şimdi. İnsanlara karşı çalıştığım zaman da mesela benimle birlikte çalışan insanlara karşı ya da işte sivil toplum kuruluşlarında ya da önemli toplulukların bir üniversitede arkadaşlıkları hep böyle bir şeylik vardı. Hani mesela insanlara karşı kırıcı ya da şey davranmak istemiyordum. Hiçbir zaman davranmazdım ama hep böyle bir kontrol ve o insanları en ufak bir yanlışta böyle hani hep bir şey yapma çabam vardı. İşte yönetme. Yönetmek yani. Çünkü ama yöneticilik yapıyordum orada. Evet. O yönetmem lazım ama öyleydin. Ama onu yaparken çok zorlanıyordum yani. 50 bin tane farklı şey düşünüyordum. Hani söyle, şunu söyleyeceğim, şunu söylesem şöyle anlar, yok şunu söyleyeyim kırılmasın, üzülmesin, şunu söylesem acaba demesini anlayacak mı gibi böyle çok enteresan şeyler düşünüyordum. Mesela o çok rahatladı. Ne? Atıyorum bunu buradan buraya alıp koyma Deniz. Bitti. Daha önce ya Deniz şimdi sen bu gözlüğü buraya koymuşsun. Hani bu gözlük aslında burada güzel duruyor ama hani bence bu gözlüğün buradan alıp daha farklı bir yere koysan sanki hani herkes daha güzel olur. Ya burada da mesela daha sertsin. Al bunu gibi mi? Yani öyle yapmadım yani. Mesela hayır mesela yapmadım. Ailenle olan ilişkide ya da benimle olan ilişkide ya da yakın arkadaşlarla ilişkide mesela olup karşına konuşuyordum böyle işte. Tabii sert davranıyordum. Yani sert davranıyordum. O da şey yani. Şu an ama sert. Yanlış bir şey gördüğüm zaman onu hani öyle anlattığım zaman daha anlaşılır. Daha ciddi hale bir daha yapmasın. Şey. Yapmasın. Çünkü ben çok böyle gün içerisinde, günlük hayatımda biliyorsun böyle çok hani rahat, neşeli, çok böyle kolay kolay sinirlenen ya da ne bileyim hep böyle güler yüzlü davranıyorum. Ben hep espri yapıyorum. Yani çok ciddi böyle bir şey olmuyor. Ama onun ciddi anlaşılabilmesi için bak niye gülüyorsun? Çok ciddi bir şey söyleyeceğim. Gülme! Gülme! Gülme lütfen. Olmadı işte. İşte o yüzden böyle çok yüksek bağırmam gerekiyor. Böyle çıldırmasın. Bildiğinden aldım falan. Evet sinirleniyordun yani bildiğin. Sinirleniyordun, sinirini yönetmeye çalışıyordun sonra mesela değil mi? En büyük gelişimlerden bir tanesi özgenle olan ilişkin oldu. Öfke kontrolünü yine %100 sağlamış değilim ama artık onu fark edebiliyorum yani. Öfkeyi görüyorum. Kontrol etmene gerek yok. Tabii bakıyorum. Açığa çıkıyor. Yapıyor sönüyor sonra yani. Evet. Ben onunla ilgilenmediğim zaman, ona bakmadığım zaman yani mesela geliyor, onun peşinden gitmediğim zaman o biraz daha kızıyor böyle sonra aman diyor, bunun birbirinden gelmedi, küsüyor gidiyor yani. Öfkeyi böyle şey yapabiliyorum yani, gönderebiliyorum. Evet, aynen. Ya güzel, ilişkilerimde çok farklı şeyler oldu mesela. Yani biz ilk zamanlarda çok enteresan bir şekilde zaten ilişkiye başladık ve onun devamında sürekli böyle tartışmalar, sürekli böyle düşünceler. Yani. Sen mesela çok düşünceliydin. Sen fazla. Böyle çok böyle beni kırıyordun, şey yapıyordun mesela, ben öyle düşünüyordum. Hmm. Çok böyle vurdum duymazdın. İlişkiye girildi, isteğin yok, bir şeyin yok. Hep veren benim, hep sen vermiyorsun. Böyle tam böyle bir kaçma kovalamacı oluyor. Ne oldu sonra? Ben bir kaçmaya başladım. Öğrendikten sonra taktiği şimdi anlıyorsun burada. Lütfen bir şey yapma. Ama şaka yapmıyorum. Ben ya, bir şey sen mesela sen soy şey dış macunu kullanmayın diyorsun ya flörsüz. Bu da böyle ilişkilerde bakın. Dalga geçmiyorum bence. Dalga geçmiyorum. Yani. Çok ciddiyim bu konuda. Yani. Mesela sen çok üzülüyordun. Ben çok onun isteklerine karşılık vermiyordum. Mesela onun deneyimi, benim deneyimimdi. Benim deneyimimde de mesela onun bende hiçbir his oluşturamayacağını bildiğim için ben. O mesela çok fazla çabalıyordu benim içimde belirli bir his oluşsun diye. İşte bu aşk olabilir, daha yoğun bir sevgi olabilir. Ben böyle hep söylediklerine işte nötr cevaplar veriyordum. Nötr alandan bakıyordum çünkü onu tanımak için nasıl birisi. Bu nasıl bir nötr alan arkadaş? Bayağı nötr. Buradan daha öbür tarafa giden gibi nötr çok nötr yani. Duvar gibi hissettiriyordu ona da. Allah ben sana bunları yapıyorum, bunları söylüyorum. Nasıl sende bu hisler oluşmaya falan filan diyordum. Ben çünkü anlatıyordum işte ona o zamanlarda. Sen benim için de herhangi bir his oluşturabilecek kapasitede değilsin. Kimse değil yani. Öyle bir potansiyel yok. Öyle bir çalışma biçimi yok yani. Hiç kimsenin içinde bir his oluşturamıyor. Tamamen içsel deneyim yani. Ben oluşturabilirim ancak kendi içimde bir his. Ve o nötr alanda kalmayı ben çok uzun süre yaptım yani. 4-5 ay belki 6 ay. Enes de tabii artık bir gün isyan etti. Yeter artık falan dedi. Ondan sonra işte zaten ben de daha fazla hislerimi açmaya karar verdiğim bir noktaydı o. Böyle benim de çünkü orada zamana ihtiyacım vardı. Benim de aklıma tür düşünceler geçiyordu. Korkularım vardı vesaire. Onlarla
Onları da fark ediyordum. Ve hemen birdenbire açılamamıştım. Ama Enes için bu çok garip bir durumdu. Yeter demeyi bilmek lazım. Yani buradan anladığımız şaka bir yana. Yani her şey zamanında gerçekleşiyor ama ya gerçekten bunu ilişkiler programında anlatacağım. Kendi çektiğim acıları. Gerçekten bak yaşadığımız o 3 tane benim için çok çok dönüm noktası var. Şimdi onu burada böyle anlatmak istemiyorum. Çünkü onlar gerçekten özel. Onu programda söz veriyorum, anlatacağım. Bu evet, işte Sapanca'da yaşadığımız bir olay vardı. Hani, o mesela. O bir ilişkide bence bir ilişki gerçekten böyle bitirebilecek bir olay yani. Tamam böyle. Ama hani, bizi yakınlaştırdı. Yani bilmiyorum artık. Benim hala o konuyla alakalı böyle düşüncelerim, şeylerim arasa da gelmiyor değil. Yani, o bir de işte burada yine bu evin orada bir olay. Şimdi bir de bayramda yaşadığımız olaydan onları... Onlar için mesela Enes'in kırmızı çizgileri. Benim gerçekten kırmızı çizgimdi. Ben oradan nasıl geri döndüm yani? O şeylerden, olaylardan sonra tabii sana nasıl geri döndüm ben de bilmiyorum. Hala da bilmiyorum. Ve her seferinde de geldiğinde yani konuştuğumuzda hep şey diyordun. Allah Allah, ben bunu normalde kafaya takardım. Ben bunu normalde çok takılırdım. Yani ben seninle asla konuşmazdım bu olaydan sonra. Yani bizim çoktan ayrılmış olmamız lazım falan, böyle geliyor her seferinde. Ben nasıl yapmıyorum, nasıl yapmıyorum falan. Anlayışın derinleştiği için işte ben geliyorsun. Ben böyle nasıl anlayış derinleşir? Böyle saçma bir şey olabilir mi? Yani kadının yaptığı, kızın yaptığına baksana bana diyorum ya kendi kendime. Giderken o kadar söyleniyorum ki yani olay işlediğinden sonra. Yani böyle çılgın, deli manyak hale geldim. Bunları paylaşacağım herkese. Halk bunları bilmeli. İnsanlar bunları bilmeli. Bir de beni tehdit ediyordu seni. Herkese söyleyeceğim diye, hatırlıyor musun o zamanları? Ne gibi? Senin nasıl bir insan olduğunu. Evet. Onları da anlatacağım. Her şeyi al. İlişkiler programına gelin. Her şeyi orada bizzat böyle gün yüzüne çıkartacağım. Direkt. Evet. Yani. Kızgın olduğumda ben de mesela. Hiç kızgın mızgın falan ben kabul etmiyorum. Üç prensip. Eforsuzluğu. Ben de sana kızgın oluyordum ya, sen de bana kızıyordun, ben de sana kızıyordum. İşte ikimiz de böyle gerçekten kavga ediyorduk yani, böyle birbirimizi... Tersi kendi sökünü dikemezmiş, sen eforsuzluğunu anlatıyorsun. Saçmalama. birbirimize çatıyorduk yani evet. O olaylarda. Çünkü bir şey patlıyordu illaki yani, inançlarımız çatışıyordu, hayata bakış açılarımız çatışıyordu, iş yapış biçimlerimiz çatışıyordu. Bu bulaşık yıkamaktan tut yani her şeye kadar yani çatışıyordu. Çünkü iki farklı insanız ve iki farklı paralel realitede yaşıyoruz her an, her saniye. Dolayısıyla bir çatışma yaşamamız bence gayet artık normal yani. Bir gibi miyiz sence? Tabii yani evet, bayağı bir yakınlaştık yani bence şey olarak yani... anlayış olarak arttırdık yani anlayışımızı, tanıdık birbirimizi. Öğrenme tanıdık süreci gerçekleştiriyor yani. Sence mesela yani. Sen şimdi bana sonra tanıdıkça mı biz aslında biz oluyoruz? Yani mesela ilk zamanlarda sen mesela hani bana hep diyordun. Ben senin ruhunu tanıyorum zaten, bir hatırlıyor musun? Evet. Senin ruhunu daha önce ben karşılaştım. Senin ruhunu ben biliyorum dedim mesela. Orada ya orada da bir tanınmışlık vardı. Orada da farklı bir heyecan, bir mutluluk vardı. Şimdi de mesela farklı bir heyecan ve mutluluk var. Sence mesela... Şu anda ben ikisinde yaşadım. Ben otursam ben çok net cevap veririm. Sen hangisini tercih ederdin mesela? Yani, hangisini yaşanmışsın sana daha böyle şey veriyor? Ya bence ikisi birbirinden çok farklı. Çünkü birinde seni gerçekten fiziksel dünyada, ruhsal olarak evet tanıdık gibi gelse dahi, ki zaten öyle gelmesi lazım ki seninle bir şey yaşamaya başlayabileyim ya da seni tanıyabileyim bir şekilde. Ruhum biliyor çünkü yolu. Ama mesela fiziksel dünyada bir şey paylaşmadığım için aslında seni tanımıyorum. Yani öğrenme süreci aslında orada gerçekleşmedi. Ve sadece birbirimize tanıdıkça değil yani, prensiplerde de derinleştik. Tabii çok ya, fazla yani prensiplerde de derinleşmeye devam etmemiz deki öğrenme süreci de çok fazla şey. Ve tabii deneyimlerimizden öğrenmemiz, kavgalarımızdan öğrenmemiz, yani sürekli öğrenerek ilerlememiz. Çok kavga etmemiz de aslında yani şöyle bizi. Çok... Bazı konuları böyle çok tartışmamız ya da işte aynı problemi sürekli yaşamamız bence hani şu açıdan bakarsak bu mesela ilişkiyi bitirmek için yaşanan şeyler değil. Bu bizim o sorunu fark edip artık o sorunu çözmemiz gerektiğini gösteren şeyler evet. Olduğu bilincinde olduğumuz için bence buralara kadar geldi. Evet. Çoğu insan mesela ya ben eski ilişkilerimi öyle yapıyordum. Bir sorun yaşandı mı hatta kırmızı soracaktım şimdi. Eski ilişkilerin nasıldı mesela? Ben de biraz bahsedeyim. Sen de biraz bahsedeyim. Önceden nasıldı ilişkiler? Kırmızı çizgiler çekerdim. Yani böyle bir şey olurdu. O olmazsa tamam ya, olmaz. Çünkü mesela bir sorun yaşadık. Bu sorun yaşadık ya. Bu sorun yaşadıysak devamı gelir bunun. Hayır yani hep böyle bir kötüye gider. Bu sorunun, yaşadığımız sorunun hiç böyle işte bu sorunu yaşayalım, çözelim, daha çok yaşayalım. Nasıl bir illet olduğunu görelim, bitsin, devam edelim düşüncesini değiştirdim ama seninle birlikteyken ister istemez o şeye yöneldik. Hani hep senden bak
Bunu yaşıyoruz ama Enes bak burada görmeniz gereken bir şey var. Bunu yaşıyoruz Enes ama burada görmeniz gereken bir şey var diye 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 diye. O sorunun yaşanmasına alan derdik yani. Evet. O sorunu yaşattık biz. Aslında sorun değil. Yani düşünce sorun değil tabii ki ama orada sorun gibi gözüküyor. Çünkü durduğumuz noktalar onu sorun olarak gördüğümüz için sorun görürüz. Problem, tartışma öyle oluyor böyle oluyor. Agresifleşiyoruz, nötr alanda kalamıyoruz falan gibisinden. Sonra ne oluyor? Ondan sonra hayatımızdan gidiyor. Yani ben eskiden buradan bir şey alıp buraya koyduğum zaman onu niye oraya koyduğunu tartışırız. Şimdi tartışmıyoruz. Ya ben onu ondan alıp oraya koyayım ya da ben onu alıp gerçekten oraya koysam bile sen artık ona problem yaratmıyorsun. Aynen öyle. Her türlü şekilde yani. Aynen. Mesela eski ilişkilerin bir şekilde biz o vesileyle de tanışmış olduk tabii. Seninle. Yani yakınlaşmaya başlamış olduk ama eskiden ilişkiler nasıldı? Şimdi... şimdiki ilişkin nasıl? Eskiden bir de eski ilişkilerin içinde kendinle ilişkini de anlatıyorsun. 1950'li yıllar çok güzeldi. 2000'lere doğru mesela. Kendinle olan ilişkini de, ilişkilerin içinde kendinle olan ilişkini de anlatırsan. Yani geçmişteki ilişkilerimde tam anlayamadım neyi şey yaptığını. Geçmişteki ilişkilerin nasıldı? Yani mesela ne tarz sorunlar çıkardı, birbirine benzer miydi? Ya da oradaki sorunları nasıl çözerdin ya da çözebilir miydin? Ya. Bir de onların içindeki Enes'in kendiyle olan ilişkisi nasıldı? Ya da aşkla olan ilişkisi diyeyim ya da... O anki ilişkim çok farklıydı kendimle olan ilişkim bence. Çünkü yani her şeyde her seferinde kendimi sorumlu hisseder ve bütün her şeyin iyisi de kötüsü de bana aitmiş gibi gelirdi yani. Bütün her şeyi ben yapardım. İyi bir şey olursa da suçlu sensin. Ben yaparım, kötü bir şey olursa da ben yaparım. Ve sorunların üstesinden gelme o gün yani yine aslında öyleyim. Ben hani böyle sorun yaşamak isteyen bir insan değilim ilişkide. Kimse istemez. Hani, ama benim biraz daha şey var. Erkeklerde de genellikle bu olabiliyor. Belki herhalde. Evet. Hani, evet biraz daha. Partneri üzüldüğü zaman hemen yani sorun olabilir evet. Ya tamam söyle sorunu tamam bitsin hadi geldi. İçgüdüsel bir korku oluyor. Gibi tabii yani çünkü sorumluluk noktasında erkek kendini koyduğu zaman sapıtıyor. Yani birçok insanın, yani birçok erkeğin ben de dahil olmak üzere buna. Ben bunu yaşadığımı biliyorum. Yani ilişkilerimizin sorun haline gelmesinin en büyük sebebi erkeğin kendini sorumlu hissetmesi. Bak çok net söylüyorum. Evet bu içgüdüsel hayvan gibi gidiyor. İçgüdüsel hayvan ya bu bizim varlığımızın bir parçası. Ama bunu kontrol edebilirsek bu ilişkilerimizi tamamen ve tamamen çok mutlu hale getiriyor. Çift iş ilişkileri özellikle. Bunun bilincinde olmak evet, gerekiyor. Yani ben yakınımda örnekler var. Yani bunları burada söylemek istemiyorum ama yani evlilikler işte ne bileyim daha yeni başlamış ilişkiler ya da uzun süre sürmüş ilişkilerin bitmesinin sebeplerinden bir tanesi bu oluyor. Erkeğin sorumluluk hissedip bir şeyleri değiştiremediğini hissedip olayı daha da büyütmek. Kendini suçlu hissedip kendine zarar verip aslında çevresindeki her şeyi yakıp yıkmak yani. Bu bir ilişkinin de kaçınılmaz sonudur bu düşüncede giderse. Mesela ben böyleydim. Sorumluluk alırım. Ya bir şey yaşadı. Karşındaki üzüldü. Allah. Ben ne yaptım? Direkt bu soru geldi. Ben ne yaptım acaba? Ya benim bir şey yapmama gerek yok ki. Ben ne yapabilirim? Çok komik bir düşünce. Evet ya sana da karşılığı yapıyordum. Ben mi bir şey yaptım Deniz? Ben ne yaptım? Ben bir şey yapmadım. Ben burada oturuyordum ya ben bir şey yapmadım diyordun. Evet, hemen savunmaya geçiyordum. Çünkü ya, öyle. Ya, bu ne olabilir? Benim geçmişte ailemle alakalı, çevremle alakalı, geçmiş yaşam ilişkilerle alakalı bir suçlanma ya da çocuklukta yaşadığım bir şeyden etkilenmiş de olabilir. Olabilir ama bu bir düşünce biçimi. Tamam yani sonuçta düşünce biçimi. Fakat böyle idame ettiriyordum hayatımı, böyle yaşıyordum. Her şeyden nem kapar, çok pipirikli, çok düşünceli, böyle neyin şeyin altında buzağı arardım. Neyin mi? Evet, evet şey oldu. Bilmiyorum. Böyle kaldırıp buzağı arardım. Her şeyde bir şey arardım ya, anladın mı? Bu yapıldı. Ben böyle görüyorum. Kesin bunun arkasında da bir iş var. Böyle bir güvensizlik. Anladın mı? O da kendimle alakalı bir güvensizlik aslında yani. Bu yaşadığım şey hiçbir tanesi karşı tarafla alakalı değil. Onu fark ettim. Sonra yani. Ne olurdu mesela ilişki? Biterdi herhalde. Ya biterdi. Ayrılırdık. 2 ay sonra, 3 ay sonra mesela böyle bir o sorunlar görmezden gelinirdi. Tekrar konuşulurdu. Tekrar barışılırdı. Aa bir bakıyorsun bir ay sonra yine aynı sorunları yaşıyoruz. Bir daha ayrılalım tamam mı? Böyle hani ayrıldığın bir çözüm olma noktasına falan evet, gelmiş. Hatta yani aynen, ilk yaşadığım ilişkiden sonra... Çözüm değil arkadaşlar. Aynen. Çoğu zaman. Kimde yok o duygu kimde yok ki demiş. Kızın yani altında teşekkür ederim. Evet. Onu biraz şey yapamadım. İkimiz de Türkçesi yerlerde sürünüyor. Ya Türkçesi değil bazen işte böyle insan hani o yöne bakamadığı zaman fark etmiyor yani. Evet. Ne diyordun?
Ayrılık bir çözülmüş gibi ayrılık geliyordu. Ayrılık çözülmüş gibi geliyordu. Yani ondan sonraki ilişkileri mesela onu tecrübe ettim ya. İlk ilişkimde böyle ikincisinde kesinlikle ve kesinlikle ayrılık süreci sen bitecek bir daha barışmayacaksın. Düşüncesini anlatmışım sana bunları. Yani kırmızı çizgim var şu. Bu noktaya gelirse biter abi. Ya biter. Bana ne? Bana da ödüyordun. Sana da ödüyordun. Bak dedim. Şunların şunları varsa. Ver. Bu noktaya gelirse biter. Tek. Çünkü ne oluyor? Tecrübe edindiğim bir... Üç kere geldi. Tecrübe edindiğim bir... Varsayıyorum. Ha, gerçekten tecrübe edindim ondan. Çünkü yaklaşımın değiştiği insanlara karşı ondan sonraki ilişkimde orada da mesela yine bir farklı bir deneyim yaşadım. Hiç yaşamadığım bir şey yaşadım. Ondan sonra geldim ve bunların hepsi mesela birikiyor bir hal alıyor. Ve orada en doğrusunu bulup devam ediyorsun. Senin de kez aynı şekilde öyle. Ama ben dediğim gibi... Ben sana kaç kere dedim bu noktaya geldiyse biter. Biz artık bu noktadan sonra devam edemeyiz. Ya dedin işte falan. Yani insanlar hep bunu diyor. Ama düşünüyorsun çünkü öyle olacak yani. Zannediyorsun. Düşünmeden hareket edersek. Mesela bizim aynen. En büyük avantajımız senin bu bilgiyi bilip bana bu bilgiyi anlatıp benim de bu bilgiyi bilmek aşamasına kadar gelmem. Çünkü bir kişinin bilmesi yetiyor ama. Bunu ben farkında olmasam. Ben, yani birimizin bilmesi aslında ilişkimizi yeniden eforslaştırma sürecine sokuyor. Bizim, ama iki kişinin bilmesi muhteşem bir şey. Yani bence bizim ilişkiye tekrar geri dönüp o ilişkiyi devam ettirebilmemizin en büyük faktörlerinden bir tanesi düşüncede kalamamak. Yani. Ben düşüncede kalıyorsaydım o sorunu yaşadıktan sonra bak katiyen ve katiyen hani yine büyük konuşmak istemiyorum ama düşünce olarak gitseydim senin bana geldiğin her noktada ben seni reddederdim. Her noktada reddederdim. Hani her şekilde engellerdim, hiçbir şekilde bana ulaşamazdın. Yani atıyorum bir ay sonra kendime gelip seninle konuştum ama o anda düşünceyle hareket etsem o olayın başka hiçbir çıkış noktası yoktu. Gerçekten nefret edici bir durumdu. Yani nefret ederdim senden. Çünkü yaptığın şey gerçekten nefret edilebilecek bir şeydi yani. Bakıldı. Hele bir kadın tarafından bir erkeğe. Bir erkeğe bir kadına yapsa bak cidden o bir nebze yine bir noktada böyle hani aa tamam ya erkek böyle yapmış dersin. Bir kadının bir erkeğe bunu yapması. Bakın. Bunun için özel bir klip yapacağım. Özel bir video yapacağım. Şimdi ben içimlendim ben şimdi. Nasıl duydun? Aynısını ben de sana yaşatacağım. Allah Kur'an'da yazıyor. Yani yaşattıklarınızı yaşamadan bu yana göçmezsiniz. Tabii ki. Ama mutlaka. Hani şöyle söyleyeyim şaka bir Allah. Bu sen beni affettin. Yaşatmasın. Ben seni affettim. Ben de seni affettim o gün. Ben ne yaptım ki? Sen ne affediyorsun? Öyle bir şey yok yani. Neyse şimdi konuyu böyle derleyip toparlayayım. Bir erkek olarak bizi şaka dinleyen. Şaka yapıyoruz tabii ki. Bizi dinleyenlerin çoğu sanırım hanımefendi, bayanlar. Eşleriniz de yani. Ki bunları yaşıyorlardı. Belki eşlerinde gördüğü bu hal var bir rutiyelerin böyle olmadığını düşünüyorlardı. Erkeğin o hale gelmesini seviyor. Erkeğin işte sinirlenmesi, erkeğin size karşı böyle hani bir şey yapmaya çalışıp yapamadığı zaman sinirlenmesinin tek sebebi kendi sorumlu hissetmesi. Yani. Evet, iki tane kitap önerebilirim mesela ben bununla ilgili. Sus bu içgüdüsel yani. Şeylerle ilgili. Hayır, direkt aklıma gelmişken hemen söyleyeyim dedim. Bir tanesi Erkek Beyni. Bunun nasıl kadın beyni versiyonunda var. Evet, Erkek Beyni ve Erkekler Mars'tan, Kadınlar Venüs'ten diye bir kitap var. Ya da Kadınlar Venüs'ten, Erkekler Mars'tan işte tam bilmiyorum kitabın başlığını. Bu iki kitabı mutlaka okumanızı ben tavsiye ederim. Özellikle erkekseniz daha çok tavsiye ederim. Tabii kadınsanız da mutlaka okuyun. Kadınsanız hatta ilişkinizde eşinizin neden öyle davrandığını, kesinlikle. Ona ne söylerseniz nasıl davranacağını ve ne söylememeniz gerektiğini hepsini yazıyor bu iki kitapta da. Erkek beyni ile kadın beyni fizyolojik ve biyolojik olarak farklı çalışıyorlar. Farklı yapıları var zaten. Biçimleri de farklı yani. Mesela kadın beyninde iki lobun arasında çok az bir mesafe varken erkek beyninde büyük bir mesafe var aralarında. Bir tanesiz o yüzden. Ne alaka şimdi? Değil mi? Yapılanı birbirine çarpmış olabilir. Çok düşünce üretiyorsunuz ya. Evet, erkekler net. Aynen. Dün aradan geçiyor. Aynen. İşte bu tip şeyleri öğrenmeniz çok önemli. Özellikle eşlerinizin ben mesela bazı iş adamlarıyla çalıştığımda da onlara söylüyorum. Neden böyle davranıyor? Mesela prensipleri öğreniyor ama içgüdüsel şeylerini bazılarına çözemiyor. Çünkü o konuda bilgisi yok. Mesela diyorum ki bakın sizin beyniniz bu şekilde çalıştığı için içgüdüsel olarak böyle şeyler yapıyorsunuz. Bunun farkında mısınız falan. Gerçekten ben bunu içgüdüsel olarak mı yapıyorum falan. Eşime eziyet ediyormuş gibi hissediyorum kendimi falan diyor.
Gerçekten de öyle ve kendine de eziyet ediyor. İşte Enes'in az önce bahsettiği şey gibi. Her şey benim suçum. İşte Deniz'i mutlu edemedim. Sürekli mesela öyleydi. Deniz'i mutlu etmem lazım. Mutlu etmem lazım. Mutlu etmem lazım. Yani bir de ediyordum. Diyordum ki nasıl, ne kadar arsız bir kadın. Evet. Sürekli daha fazlasını istiyor diye düşünüyordum yani. Ulan mutlu etmişim. Çünkü mutlu o kadar çok bu, o kadar çok zannediyor ki benim mutluluğum evet. ya da mutsuzluğum kendinden kaynaklanıyor zannediyor. Karşılık bekliyordum. O mutluluğun her karşılığında 5 dakika sonra böyle bana çemkirince ya diyordum ya Allah Allah. Nerede yanlış ettim ya Allah Allah. Böyle yani hani şunu söylemek istiyorum. Ben dedin ya. Kadınlar da erkeklerle alakalı kitaplar, erkekler de kadınlarla alakalı kitaplar okumalı ki birbirlerini anlayabilsinler yani bence. Aynen. Özellikle bu iki kitap yani bence. Piyasadaki en iyi iki kitap bunlar. Aynen. Bunları okuyun. Ben de ve mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Bu çok yani yanlış bir bilgi. Bildiğinizi zannettiğiniz yanlış bir bilgi. Bir şeylerin genetik olduğunu zannetmeniz yanlış bilgi. Mesela genetiğin sadece %1 etkisi var davranışlarınıza ve hayatınızda olabilecek her şeye, hastalık dahil olmak üzere. %1 yani %99 çevresel faktörlerle DNA'nın tetiklenmesi ve bu da prensipleri bilip bilmemenizle alakalı bir durum. Yani dolayısıyla sistemin nasıl çalıştığını bildiğiniz zaman davranışlarınız, düşünceleriniz farklı olduğu için davranışlarınıza yansıyor bu. Otomatik olarak sizin bütün hayatınıza ve zihninizin kalıplarına değiştiriyor. Çünkü DNA aslında zihinle etkilenebilecek bir şey. O yüzden genetik değil yani. Mesela seninle başlamadı diye saçma sapan bir kitap var. İşte bu şeyden bahsediyor yani tam olarak kitabı ben okumadım ama okuyan insanlar söylüyor mesela işte her şey genetikmiş, psikolojik hastalıklar genetikmiş, işte ailenden gelmiş falan filan. Onların hepsi fazla bir soru yalan bilgi yani hiçbir tanesi gerçek değil. Dolayısıyla hani genetik değil, psikolojik bir sorun yaşıyorsanız genetik değil, birbirinize his olarak etki edebilme gücüne sahip değilsiniz, kimse kimseyi bir şekilde hissettiremez. Dolayısıyla her şey, bütün deneyiminiz kendinizin sorumluluğunda %100. Bu deneyimin içinde kaybolmak da sizin sorumluluğunuzda, bulunmak da sizin sorumluluğunuzda. Bu düşünceleri, düşünce prensibini, bilinç prensibini ve akıl prensibini anlamanızla alakalı bir durum. Sistemi bilmediği için insanlar, bunun böyle olduğunu dünyada çok az insan bildiği için, bilenler zaten doğru düzgün yaşıyorlar. Bilmeyenler de işte böyle saçma sapan zanlarda bulunup saçma sapan teoriler üretiyorlar. Sigmund Freud tarzında mesela işte ya da bu tip saçma sapan insanlar tarzında. Ve bunlar işte güya bilimi yönetiyorlar falan. O bilimin hepsi çok yakın bir zamanda yıkılacak. Siz de göreceksiniz beni söylemişti dersiniz yani. Zaten çoğu artık uygulanmıyor. Yani ben bu işi dünyanın en iyilerinden öğrendim. Her zaman söylüyorum. Hani bunu hem gururla söylüyorum hem de bu bana nasip oldu yani. Dolayısıyla dünyanın en iyileri bu tip saçma sapan şeylerle ilgilenmiyorlar hiçbir zaman. Ve gerçekten doğru bilgiyi ve gerçeği araştıran insanlar, gerçeği yaşayan insanlar, söylediklerini, öğrettiklerini kendi hayatlarında uygulayan insanlar. O yüzden hani bu tip şeylere inanmayın. Klasik psikoloji tamamen çöp yani. Ama psikologlara tabii ki bir şey demiyorum. Psikologların içinde bazen gerçekten prensipleri bir şekilde çözmüş ya da anlamış insanlar var. Ve onların kendi kalpleriyle güzel sonuçlar yaratanları var. Ama normal okulda öğretilen psikoloji gerçek değil yani. Zaten de gerçeği yansıtmıyor. Hiçbir şey, Bruce Lipton dinleyebilirsiniz mesela, genetik faktörlerin sıfır etkisi olduğuna dair. %1 sadece etkisi var size. O yüzden hani annem böyleydi, babam böyleydi, ben de böyleyim. İşte bizim ailede genetik var falan. Annem böyleydi, babam böyleydi, genetik var diye değil. Sen onları öyle görüp hayatı o zan üzerinden yorumlayıp oradan ilerleme, o enerjiden ilerlediğin için böyle yani. O yüzden hani ilişkilerinizde bir sorun yaşıyorsanız bunu tutup da annenizde babanızda falan aramayın yani. Yanlış yerlerde aramış olursunuz. İçe dönün, kendinize bakın ve gerçekten hayatın nasıl işlediğini öğrenme yolunda ilerleyin her zaman. Bunu söylemek istiyorum. Benim de ben biraz ilişkilerimden de bahsetmek istiyorum geçmişteki. Bahset bakalım. Mesela ne bahsedeceksin? Mesela çünkü insanlara fikir olsun diye. Benim de mesela kendimle ilişkim çok inanılmaz derecede eforsuzlaştı. Ben mesela kendimi çok fazla eziyet ediyordum yani. Evet. Hep düşünüyordum, sürekli düşünüyordum yani nasıl olacak? Ya böyle olursa, ya bunu derse bana ben ona ne derim? İşte ya beni böyle hissettirirse, ya işte bu kişiyle de olmayacak zaten. Zaten biliyorum olmayacak falan. Hani hep böyle şeyler düşünüyordum. Kesinlikle benim için böyle ikili ilişkiler ya da romantik ilişkiler böyle imkansız bir şeydi. Yani nasıl diyordum yani, nasıl mutlu bir evlilik mümkün? Nasıl mutlu bir yuva mümkün olabilir? Nasıl
ne bileyim işte kavgasız, tartışmasız ya da işte aşk falan mümkün olabilir falan. Çünkü hiçbir ilişkimde ben iyi bir ilişki yaşamadım yani geçmişte. Ve her zaman ilişkilerimin içinde bir sıkıntı olduğunda ben karşı tarafı suçlamaya doğru giriyorum. Sen kendi suçluyordun ama ben de karşı tarafa. İşte o böyle yaptığı için böyle olmadı. İşte zaten erkekler şöyle, zaten kadınlar da böyle falan gibi böyle. Kendi zanlarımla alakalı tamamen bilinçsiz bir şekilde ilerliyordum. Ve bu benim için böyle bir şeydi. Benim imkansızım yani. O yüzden hiç dokunmazdım mesela o konuya. Zaten olmayacak deyip böyle bırakmıştım. Başka şeylerle ilgileniyordum hayatımda yani. O konuyu tamamen böyle nadasa bırakmıştım yani. Ve hani olursa da böyle çok büyük sürpriz olacaktı bana yani böyle bir şeyin. Mümkün olan, mutlu evlilik mümkün, mutlu aşk var falan. Aşkı zaten iğrenç bir şey. Böyle filmlerde izliyorsun falan. Yani hep kötü sonla bitiyorlar. Zaten Türk dizileri rezil yani bu konuda. Son birkaç senedir belki iyi olmaya başladılar. Dolayısıyla hani aşk, işte sevgi, bunlarla ilgili o kadar çok düşünce üretiyordu ki beynim. İşte aşk böyledir, sevgi böyledir, kadın böyledir, erkek böyledir. O sana böyle derse böyle yapmalısın, işte şöyle derse böyle yapmalısın falan. Hep mesela arkadaşlarıma sorardım. Kendi içimdeki bilgeliği duyamadığım için, konuyla ilgili çok fazla zihinde olduğum için kendimi duyamıyordum. Ve kendi içimdeki o bilgeliği ve kalp bir şekilde ilerlemiyordu. İlerlemeyince de sürekli başkalarına soruyordum. Kendimi duyamadığım için sence ne yapmalıyım? Sence bana bunu mu demek istiyor olabilir? Sence ne demek istiyor olabilir? İşte sürekli böyle kız muhabbeti. Ondan sonra inanılmaz özgüvensiz hissediyordum. Mesela bir erkeğin karşısında kendimi aşırı derecede özgüvensiz hissediyordum. Çünkü kendim yoktum yani orada. Sadece zihnim vardı. Ve zihnim ve o karşımdaki insan. Sonra baktım ki mevzu erkeklerle alakalı değil. Kız arkadaşlarımla da ilişkilerim bozulmaya başladı. Sonra Allah dedim ya burada bir sıkıntı var yani neden falan böyle. Sonra işte bir koçla çalışıyordum o dönem. Koç şöyle bir şey söyledi, dedi ki paydada dedi kim var farkında mısın dedi. Pay değişiyor, erkek oluyor, kız oluyor. İşte hayvanlarla da ilişkim mesela iyi değildi. Kedilerden korkardım, köpeklerden kaçardım falan. Yani bütün hani aslında varlıklarla ilişkim sıkıntılıydı. Çünkü kendimle ilişkim sıkıntılıydı. Kendimi göremiyordum ve kendimi duyamıyordum. Dolayısıyla payda da kendimin olduğunu bilmiyordum. Hep dışarıda zannediyordum. Dışarıdan kaynaklanıyor zannediyordum. İşte onlar böyle olsa ben aslında iyi biriyim yani. Hani düzgün davranabilirim gibi. Dolayısıyla bu çok uzun süre işte kaçmak, çok uzun süre savaşmak, çok uzun süre kendi kafanın içinde kafaları yemek, işte neden olmuyor, işte olacak mı olmayacak mı, çok zor, işte çok zor bir şey, ilişkiler konusu çok zor zaten falan. Bu tip düşünceler üretmeme sebep oldu ve ben bunlara inanıp ağlıyordum yani böyle gecelerce falan. Ağlıyordum, üzülüyordum, işte panik geçiriyordum, korkuyordum vesaire. Sonra işte paydadaki benim kendi içinden karşılaması gereken, karşılayabileceği, bir tek kendi içinden karşılayabileceği bu güvenlik hissi, ondan sonra sevgi hissi, işte sağlıklı hisler yani güzel hislerin hepsini ben dışarıdan almaya çalıştığım için ve böyle bir şey mümkün olmadığı için fiziksel olarak ben sürekli dışarı bağımlı bir insan haline geliyordum ve veya ya dışarı bağımlı hale gelip ilişkinin içinde bağımlıymış gibi davranıyordum ya da bu her ilişkide bu arada. Yani parayla ilişkimden tutun, yiyeceklerle olan ilişkim, çiçeklerle olan ilişkim. Mesela çiçek alırdım, ölürdü hepsi. Yani bütün çiçekler ölürdü mesela. Dedim ki Allah Allah ya bu çiçeklere neden ben bakamıyorum yani. Çok enteresan çünkü çiçeklerle aramdaki bağ bile yani nefret üzerine kurulu neredeyse. Korkuyorum falan yani. Ve o korkunun içerisinde, o anksiyetenin içerisinde, o belirsizliğin ve bilgisizliğin içerisinde o kadar çok güvensiz hissetmişim ki bunun kendi içimden yarattığımı, kendimin kendime yaptığını fark ettiğimde durdum direkt. Bunu fark ettiğim an durdum. Dedim ki ben neden bunu yapıyorum? Yani ben mi yapıyorum? Aman tanrım ben yapıyorum. Nasıl yapıyorum bunu? Ne oluyor falan. Buradaki dinamik ne? Bunu nasıl yapıyorum? Yani buradaki dinamik kimya gibi bir şey. Yani kimyada mesela iki tane bileşeni birleştirirseniz patlar mesela değil mi? Yanlış bileşenleri birleştirir. Ben de sürekli yanlış bileşenleri birleştirip patlama yaratıyordum kendi içimde. Ve sonra dedim ki ne oluyor? Dünya neden bu kadar kötü bir yer? Neden bu kadar belirsizlik var? Neden bu kadar güvensizlik var? Deyip sürekli dışarıyı düzeltmeye çalışırdım. Bu dinamiği keşfettikçe, anladıkça doğru elementleri kendi içimde karıştırabilmeyi öğrendim. Doğru düşüncelere inanmayı, bana hizmet etmeyen düşünceleri otomatik olarak beynim ekarte edebiliyor şu anda anlayışım derinleştikçe. Bu daha kolay bir hal alıyor.
Dolayısıyla ben de işte sizin gibi yaptım. Yani annemden kaynaklanıyor zannettim, babamdan kaynaklanıyor, dedemden kaynaklanıyor. İşte bizim genetik bir şeyimiz mi var, ne oluyor burada? Neden böyle işte ilişkilere bakardım, herkesin ilişkisine kıyaslama yapardım, çözüm arardım yani. İşte türlü türlü teknikler denerdim, teta falan, bir sürü hipnoz falan. Ama hiçbir tanesi bir işe yaramazdı falan. Ve sürekli biçimde ben o aynı sorunu yaşamaya devam ederim. Çünkü prensip olarak anlamıyorum, çalışma biçimini anlamıyorum olayın. Ve bunu benim anlamam gerekiyor yani. Bunu ben anlamadığım sürece bana dışarıdan hiçbir ilaç, hiçbir şey, hiçbir kimse deva olamaz. Yani bu ancak içeriden anlaşılabilecek bir şey. Ve bu yolu yürümeye başladıkça ancak anlayabilirsiniz. Dolayısıyla böyle yani. Şimdiki ilişkimin onlarla alakası yok. Çünkü kendimle ilişkim düzeldi. Kendimle ilişkim eforsuzlaştı ve eforsuzlaşmaya devam ediyor. Kendime eskiden yanlış bir şey yaptığımda inanılmaz derecede sert davranırken ya da dışarıdaki insana, şu anda çok daha şefkatliyim. Hemen yakalıyorum, kendime dönüyorum. Yani sertliğin ya da ne bileyim öfkenin, o tip şeylerin hayatıma barınmasına asla izin vermiyorum. Zaten gerek yok yani. Bir hata yapabilirim, insanım. Kendime karşı daha şefkatliyim dediğim gibi. Ve bu her şeye yansıyor. Çiçeklerim ölmüyor. Acı tanesi ölmüyor. Ve her şeyle olan ilişkim iyileşti. Yani kadınlarla, erkeklerle, kendimle dediğim gibi. Ve bütün dünyayla olan ilişkim iyileşti. Bu hikayeyi neden anlatmamızı istedim ben? Biraz ondan bahsedeyim. Çünkü bu program kimin için diye sorduğunuz zaman, yani ilişkiler programı kimin için? Aslında bu tip şeyler yaşayan insanlar için. Bizim hikayelerimize belki kendinizi ilişkilendirebilirsiniz. Ya da kendi evliliğiniz iyi gitmiyor olabilir. Ne bileyim, boşanma aşamasına gelmiş bile olabilirsiniz. Ya da evlenmek istiyorsunuzdur ama bunun mümkün olmadığını düşünüyorsunuzdur benim gibi. Aşkın ya da işte sevginin olmadığına inanıyorsunuzdur. Ya da parayla ilişkiniz kötüdür, onun da yok olduğuna inanıyorsunuzdur vesaire. Sağlığınız kötüdür, vücudunuzla ilişkiniz kötüdür. Terlik giyemiyor olabilirsiniz Enes gibi. Gibi. O bunun içerisine dahil değil. Evet, dahil. O ilişkiler programına dahil. O da dahil. Dolayısıyla hani ya, ayrı şey olur mu ya? Ama kıyafetlerle alakalı bir şey söylüyorum yani. Hani çünkü mesela çok, ne bileyim, mesela ben o dönemde hatırlıyorum, çok kötü şeyler de giyin, çok açık giyinirdim mesela, çok kötü şeyler giyinebilirdim, giyiniyordum da zaten. Ve bir türlü tarzımı da bulamazdım mesela, ben kimim, nasıl giyinmeliyim falan, hep denerdim bir şeyler ve hiçbir tanesini kendime yakıştıramazdım falan. Dolayısıyla hani her şey yerine oturmaya başlıyor. Bütün taşlar yerine oturmaya başlıyor. Kendinizi içten gördüğünüzde ve hayatı içten gördükçe bütün taşlar otomatik olarak doğal ritmini buluyor. Çünkü kendi doğal ritmi var. Bir de bir tane video önermek istiyorum. Bunu bütün katılımcılarımıza izletiyoruz biz. Size de önermek istiyorum buradan. Yeniden vahşileşme sürecini, yeniden doğalınıza dönme, eforsuz doğaya dönme sürecini anlamak için Kurtlar Nehirleri Nasıl Değiştirdi isimli bir video var YouTube'da. Türkçe altyazıları var. Ve bir bölgeden kurtları çekiyorlar. Ondan sonra bölgenin bütün doğası bozulmaya başlıyor. Sonra kurtları işte yıllar sonra geri koymaları gerektiğini fark ediyorlar. Ve kurtları oraya geri koyduklarında oradaki bütün ekosistem tekrardan yeşermeye, tekrardan mükemmel doğasını bulmaya başlıyor. İşte bu şekilde insanın kendi yeniden vahşileşme süreci de bu şekilde ilerliyor. İnsanın, hayvanın, çiçeğin, yani her şeyin yani doğadaki. O yüzden biz bunu paylaşmak istedik sizinle bugün, kendi hikayelerimizi. Bunlarla ilişkilendiriyorsanız kendinize, kariyerinizle ilişkiniz de olabilir bu arada. Bütün her şeyle olan ilişkiniz, kendinizle olan ilişkiniz de bitiyor. Bu program sizin için. Dediğimiz gibi korona dolayısıyla gelir kaybı yaşadıysanız eğer, birkaç kişiye burs olasılığımız var. O yüzden o konuda da bize ulaşabilirsiniz. Burs verme ihtimalimiz var yani, ya da daha düşük bir bütçeyle, ayırabildiğiniz kadar düşük bir bütçeyle programa katılabilirsiniz. Her seferinde bunu yapıyoruz korona sebebiyle. O yüzden illa katılmak istiyorsanız gerçekten bize ulaşın, bir şekilde bir yolunu buluruz. Aynen. Sorusu olan varsa son 5 dakikada soru cevap yapalım ondan evet. Sonra. Saat kaç oldu? Saatimiz çeyrek geçiyor. 4 çeyrek geçiyor. Oralarda soru yoktu. Yani ben evet, fark ettim. Sorusu olan varsa anlattıklarımızla alakalı, özellikle ya da program hakkında ya da başka artık.
Tabii birçok kişi yeni katıldı aslında. Evet. Bu yayınları genelde YouTube'a koyuyoruz. Evet. Oradaki kitle, çünkü bazıları Instagram'da yok, onu fark ettik. YouTube'dakilerin. O yüzden bu yayınları... Instagram'dakiler YouTube'da yok. Mu? Yoksa hayır, YouTube'dakiler Instagram'da yok. Yani öyle yok, o, evet. Da, o da yokmuş. Evet. Galiba soru. Belki gelir. Yazıyorlardır. Evet. Bir dakika daha. Ben sadece son olarak şunu söylemek istiyorum siz sorularınızı düşünürken. Bir şey gerçekse, ben mesela sürekli gerçeği aradım hayatım boyunca ve yaşamış hissetme hissini araştırdım ve özgürlük hissi yani benim için o. Ve bunu dışarıda bulamayacağımı zaten biliyordum içimde bir yerlerde ama içeride bulduğumda bunu anladım. Yani bir şeyi arıyorsanız eğer, bir şeyi her yerde arıyorsanız ve bulamıyorsanız onu bulduğunuzda tanırsınız değil mi? Çünkü ne aradığınızı aslında biliyorsunuz. Çünkü bir şey arıyorsunuz. Ve bu aradığım şeyi ben prensiplerle karşılaştığımda, prensipler bütün hayatın sisteminin nasıl çalıştığını öğretiyor. Bunu bilmezsek eğer, bütün düzen nasıl çalışıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de de aslında prensiplerin hepsi yazıyor okuduğunuzda. Bütün sistemin nasıl çalıştığını, prensip seviyesinde çalışma biçimini anladığınızda zaten duruyorsunuz. Diyorsunuz ki buldum. Aradığım şeyi buldum ben. O yüzden bir şey okurken, bir kitap okurken, bir şey izlerken, bir şey araştırırken orada okuduğunuz şeyi öyle langır lungur okumayın. Yani bana çünkü gelip mesela söylüyor insan işte şöyle bir kitap okudum, şöyle bir şey söylüyordu vesaire gibi. İşte çok kesin böyledir falan. İşte şunu şunu denedim gibi. Çünkü insanlar bir şey arıyor ve bir şey deniyor. Normal yani. Bu bende de aynı şekilde oldu. Bir şey okurken gerçek hissettirmesine bakın. Bir şey gerçekse gerçek hissettirir. Gerçek bir tek gerçek hissettirir. Mesela seni seviyorum galiba. Böyle bir şey yok ki. Bu var sen diyordun. Yani diyordum ama aslında gerçek değil. Ben gerçekten onun gerçekle yüzleşene kadar evet o galiba da takılım. Ama o gerçek değil yani. Gerçeğin galibası olmaz yani. Gerçeğin galibası olmaz. Gerçek gerçektir yani. Böyle gün yüzü gibi durur yani öyle ortada. O yüzden hani bir şey okurken özellikle ya da birini dinlerken gerçek hissettirmesine bakın. Aradığınız şeyi bulduğunuzda tanırsınız. Bir de. Yani. Çünkü aradığın şey ne olduğunu biliyorsunuzdur. Evet yani. Biliyorsunuz için. Evde bazen böyle kayboluyor ya bir şeyimiz herhangi bir işte saatimiz, evet, telefonumuz. Arıyoruz arıyoruz bulamıyoruz. Sonra aha bulduğumuz anda diyoruz ki evet. Tanıyoruz. Bulamıyoruz. Aynen biliyoruz. Öyle. Yani ne arıyorsanız onu buluyorsunuz. Ve bunu bulabileceğiniz en etkili yer içe bakmak. Sadece içe baktığınızda ve bunun için ana gelmeniz yeterli. Ana gelip bütün her şeyi görmezden gelip içe doğru döndüğünüz anda iç dünyaya gerçek karşınıza çıkmak zorunda. Çıkmak zorunda. Ve gerçeği anlatan biri size iyi hislere sebep olur. O yüzden sadece iyi hissediyorsanız anlayışınız derinleşiyor demektir. Anlıyorsunuz demektir. Aradığınız şeyi buluyorsunuz demektir. O yüzden iyi hissetmek bile sadece gitmenize sebep olabilir gerçeğin peşinden. Tekrar eskiler, anlaşmazlıklar önünüze çıkıyor mu? Alan ve kişiler değişince. Demiş. Evet, güzel bir soru aslında. Şimdi mesela gerçekten bir gerçeği gördüğün anda, içe döndüğünde ve gerçeği gördüğün anda, bütün illüzyonun dışına çıktığın anda, yani ben bunların hepsinin kendimden kaynaklandığını görmeye başladığım anda, hiçbir şeyin dışarıdan içeri gelmediğini görmeye başladığım anda bir dönüşüm meydana geliyor orada. Bu saniyelik bir şey. Yani saniyede bir dönüşüm meydana geliyor. Bu dönüşüm şu kadar olabilir, bu kadar olabilir, bu kadar olabilir, bayağı büyük bir dönüşüm de olabilir. Yani o anki açıklık seviyene bağlı olarak çok az bir şey görmüş olabilirsin, çok büyük bir şey görmüş olabilirsin. Ama bu dönüşüm olduğunda artık aynı olay eskisi kadar yoğunlukta tekrar etmiyor. Tekrar edemez çünkü. Orada dönüştün yani sen. Artık o realitede değilsin. O realite kapandı, döküldü orası, o bitti. Oradan başka bir yere uzay boşluğunda seyahat ettin ve başka bir realite kapısı açtın gibi düşün. Dolayısıyla tekrardan eski bir şeyin çıkması pek mümkün değil yani. Çok şu, nadir belki. Önümüze geliyor olabilir ama onunla artık ilgilenmiyoruz. Evet, onunla şey. Olan ilişkin zaten değişiyor. Mesela benim bir arkadaşımla çok büyük bir tartışmalı bir ilişkim vardı. Sürekli biçimde aramızda gerginlik oluyordu. Sürekli ve ben onunla artık görüşmek istemiyordum. Diyorum ki gitmek istemiyorum yani. Ayaklarım geri geri gidiyor. Sürekli tartışıyoruz falan. Sonra bunu öğrendikten sonra bu bilgiyi dedim ki ben dedim onun yanına sürekli gergin gidiyorum ve sürekli bu
paralel realiteden ilerliyorum yani. Kıza oradan yürüyorum sürekli. Sonra dedim ki bu noktada durmayacağım ben. Çünkü bu noktada durdukça onunla gerginlik geçeceğim. Ben bu arkadaşımı seviyor muyum? Seviyorum. Okey, gerçek bu. Ben dedim ki farklı bir noktadan gideceğim ona. Farklı bir nokta. Ne, nasıl bir nokta olduğunu bilmiyorum ama bu nokta değil. Tamam, başka bir nokta yani. Daha iyi bir nokta. Diğer taraf. Diğer tarafa baktım ve kızın yanına o şekilde gittim. Ve biz gerçekten hiçbir şey yaşamadık. Hiçbir sorun yaşamadık. Sonra bir daha bir ara böyle tekrar bir gerginlik gibi bir şey oldu. Çünkü benim aklıma o düşünceler geri geldi. Ya tekrar gelirseniz ya tekrar işte bu öyle birisi falan filan böyle böyle vesvese tarzı düşünceler geldi. Sanki bunlar gerçek değil. O an böyle gelir gibi olsak dahi ben geri çektiğimde o enerji yumuşattığım anda ilişki tekrardan yumuşak bir hal aldı. Yani eski anlaşmazlıklar kesinlikle zaten önümüze çıkmıyor ama belirli bazı yeni anlaşmazlıklar çıkabiliyor. Şöyle bir şey. İnançlarımıza bağlı olarak. Söylemek istiyorum. Ben onu söyleyeyim. Yeni anlaşmazlıklar çıkabiliyor. Orada da yine orada gerginlik olan alanlar yeniden o yumuşak doğasına, hayatın eforsuz doğasına uyumlanmaya çalıştığı için onlar çıkıyor. Onu da fark edip olayı yumuşattığımız anda zaten fark ettiğimiz anda o sorun çözülüyor. Ben de şöyle bakıyorum. Tekrar eskiler anlaşmazlık önümüze çıkıyor mu? Çıkıyor. Ben bunu bir matematik problemi gibi görüyorum. Biz mesela işte bilinmez denklemler işlemler vardır ya mesela 4x kare eşittir bilmem ne falan demiş. Onun formülünü öğreniyoruz. Evet, o soruları gördüğüm zaman mesela problemleri gözüm kapalı hemen diyorum şuraya şu gelecek direkt çözüyorum. Yani böyle ben içimde bu oluyor. Evet. Tekrar sorular önümüze çıksa bile aynı seviyede çıkmıyor belki. Ya çünkü en mesela bize derslerde en zorları öğretilirdi, sınavlarda en kolayları gelirdi, afallardık zaten. Anladın mı? Yani problemin çözülüşünü öğrendiğimiz için o karşımız çıktığı zaman hani onun o problem o kadar şey olduğunu görmüyoruz. Çok basit geliyor yani. Çünkü biz bunu deneyimlemişiz, yapmışız. Yani bana da böyle geliyor. İçsel deneyim olarak yani. Aynen. Gelse bile problem yok yani. Evet, ya da o konu halen gündemde olabiliyorsa mesela tekrar tekrar çıkması gibi hissettirebiliyor. Mesela eski bir şey gelmiş gibi geliyor ama aslında o eski bir şey gelmiyor. O konuyu sen zaten çözmemişsin. Yani o konu, o sorun senin karşına çıkmış, o blok karşı çıkmış karşına ama sen onu ne bileyim görmezden gelmişsin ya da bakmamışsın mesela orada ona. Orada aslında öğreneceğin şeyi öğrenmemişsin o olayla ilgili. Orada onu öğrenmediğin için yani içten dışa dinamiği o konuyla alakalı olarak göremediğin için aslında eski bir şey sürekli tekrar ediyor gibi geliyor ama aslında eski bir şey değil. O hep zaten gündeminde olan şey. Evet. Tekim eskiler geliyor. Sen o değilsin. Ha gelmiyor. Sen o değilsin dedi. Sakın ve etmişsin. Korkup kaçtı. Vermiş gibisin. Anlamadım. Büyük ihtimalle sürekli anlatırken o aralara yazdı. Anladığı yerleri yazdı. Anladım. Yani güzel bir soruydu. Evet. Ben burada bile ikimizin deneyimi farklı. Yani. Evet. Çünkü sen gelmeyeceğine inanıyorsun. Sorun yok. Ben gelip onları çok rahat bir şekilde çözebileceğimize inanıyorum. Aynen. Yine sorun yok. Aynen. Anladın mı? Aslında farklı yollarda. Senin noktana yakın olduğu için böyle. Benim noktalarım ayrılmış için ben de böyle düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Başka bir soru varsa alalım yoksa. Katıldığınız için çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın diyoruz bence şimdilik. Evet. Ve ilişkiler programı normalde haftaya başlatmayı planlıyoruz. Belki bayramdan dolayı bayramın sonlarına doğru başlar ama haftadan itibaren artık kayıtları kapatacağız. Evet. Katılırsanız bize ulaşın lütfen. Dediğiniz gibi 3 aylık bir program ve bu 3 ay olmasının sebebi ilk açtığımızda programı 1 ay olarak yapmıştık. Sonrasında 3 aya kendisi uzadı aslında. Bir tık daha uzun vadeli bir desteğe ihtiyaç gerekiyor. Videonun adı Kurtlar Nehirleri Nasıl Değiştirdi? Zaten yayını kaydedeceğiz. Tekrardan izleyebilirsiniz. Onun dışında benim söylemek istediğim başka bir şey yok. Benim de yok. Söyleyeceklerimi zaten söyledik. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Katıldığınız için, izlediğiniz için. Ve bu videoyu paylaşırsanız, YouTube'a koyduğumuza da paylaşırsanız, kanalımıza da abone olursanız çok ve iyi diyorum, olur. Programa gelin, insana. Deniz'in bana yaşattığı o 3 inanılmaz böyle olur ya, 3 inanılmaz şeyi öğrenmek istiyorsunuz programa katılın. Gerçekten 3 tane böyle hayatımı değiştiren şeyi. Teşekkür ederim, evet bilerek uzattık saçlarımı. Yani o da kendiliğinden oldu aslında. Benim saçlarım hiç uzamıyordu, öyle bir sıkıntı vardı. Mesela o da yeniden vahşileşmenin bir eseri olarak uzadılar. Evet. Çok mutlu oldum ben de. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Tekrardan görüşürüz. Görüşmeler. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Evet.